Çok özür dilerim. Die Zukunft gehört denen, die die Möglichkeiten erkennen, bevor sie offenbar werden. Frau Bundeskanzlerin, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, Oscar Wilde muss, auch wenn er sie eigentlich gar nicht kennen konnte, er muss an unsere beiden Ordensträger gedacht haben, als er diesen Satz geprägt hat. Sehr geehrte Frau Türeci, sehr geehrter Herr Professor Şahin, bilim adına bu güzel olayı ve çok onur duyduğumuz bu görüntüleri paylaşmak istedim. Türkiye'den göçmen ailenin iki Türk çocuğunun başarısını sizlerle paylaşmak istedim. Sözlerimi burada tamamlarken Büyük Önder Atatürk'ün sözüyle bu kısmı geçmek istiyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel eksen üzerindeki akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. Şimdi yine asistan eğitimi ve sorunları hakkında düşüncelerimi sizinle paylaşmak isterim. Bu konuda övgüleri hak ettiğimizi biliyorum ama gerçeği ortaya koymamız lazım. Bu konuda da eleştirileri sakınmamamız gerekir. Başlıklar niye tercih edilmiyor? Zor bir branş mı? Çalışma saatleri, ekonomik gerisinde miyiz? Ve asistanlara uygulanan mobbing var mı ya da fazlası? Bakın size son 10 yılın 2007-17 yılları arasındaki puan durumunu getirdim. Dahili branşlarda yani biliyorsunuz dermatoloji 71 puanla en önde 67-68 dalları koydum size. Çocuk psikiyatrisi, fizik tedavi, nöroloji, psikiyatri. 2020'deki rakamları da aldık. Mavi sütunlar 2020 rakamları. Cerrahi branşlardaki tabloyu getirmek istedim. Beyin cerrahisi taban puan ortalaması 53 puan. Son dönem cerrahi branşlarda ciddi bir düşme var. Genel cerrahi, çocuk cerrahisi, kalp damar cerrahisi de 53-52 diye gidiyor. Ama bunun yanında kulak burun boğaz, plastik cerrahi, ortopedide görece daha üst puanlar var. 2020'ye bakıldığında da tablonun çok değişmediğini görüyoruz. Beyin cerrahisi en üste tercih edilen branşlar arasında değil. Yani cerrahi branşlarda genel bir düşme var. Ama beyin cerrahisi de ilk 4 cerrahi branş arasında maalesef değil. Yine diğer branşlarla mukayese edin de çocuk cerrahisi, beyin cerrahisi, genel cerrahi, kadın hastalıklarındaki düşmeyi görüyorsunuz. 58 puandan 53 puana kadar gerilemiş durumdayız. Aynı tabloyu çocuk cerrahisi, kadın doğumda da görebilirsiniz. Şimdi burada başka bir tabloyu getirdim size. Yani ilan edilen kadrolardaki doluluk oranını Allah'tan 2022. dönem buraya koyuldu. 2021. dönemde %40'ı boş kaldı arkadaşlar. Yani ilan edilen kadroların %60'ı doldu, %40'ı boş kaldı. Sonra ikinci dönemde bu biraz daha yükseldi. Çocuk cerrahisi, kalp damar cerrahisi, genel cerrahide de tablo çok farklı değil. Ama plastik cerrahi, dermatoloji, ortopedi ve radyolojiye bakıldığında neredeyse %100, %98 doluluklar görülüyor. Şimdi Amerika'da Texas ve Houston'da tıp fakültesi öğrencileri arasında yapılan çalışmada cerrahi tercih edenlerin yıllar içerisinde oran olarak azaldığı bildirilmiş. Başlıca nedenler ise çalışma saatleri, uzmanlık eğitiminin süresinin uzun olması ve cinsiyet eşitsizlikleri olarak bildirilmiş. Başka bir çalışmada yine Amerika'da özellikle cinsiyet ayrımcılığının çok etkili olduğu, kadın cerrah rol model azlığı, kadınların hamilelik nedeniyle çekinceleri, klinik stajlardan önce cerrahi hakkında yeterince bilgi sahibi olamaması ve diğer nedenler. Türkiye'de yapılan başka bir çalışmada cerrahi bölümlere ilginin azalmasında performansa dayalı ek ödeme uygulaması ve 5947 sayılı yasa bildirilmiş. Bizim asistan arkadaşlarımız ve benim 40 yıllık deneyimimde niye tercih edilmiyoruzun sorusunu ben her gelen o grup öğrenciyle konuşurum ve çok az tercih edecek öğrenciyle karşılaşırım. Burada sosyal ve ekonomik sebepler var. Bir tanesi hekime şiddet, malpractice davaları, sosyal hayata zaman ayıramamak, mobbing, cinsiyet eşitsizlikleri, iş yükü, izin mesai saatleri ve kaliteli eğitimin anlamayacağı düşüncesi. Yine yüklü tazminatlar, performans sistemi, ödemesiz çalışma saatleri,
eskiye oranla alım gücünün azalması. Bu cinsiyet eşitsizliğinin üzerinde durmanızı isterim. Bu sadece bize ait bir sorun değil. Bakın buraya 2 Nisan'da Amerika'da çok önemli kadın nöroşürjen önderlerin katılacağı toplantının başlığını getirdim. Amerika'da çok belirgin olan cinsiyet ayrımcılığı üzerinde, yani var olan cinsiyet ayrımcılığı üzerindeki bir tartışmadır. Bunu bilmenizi isterim. Bu konuları tartışmalıyız. Bu konulardaki eksiklerimizi gidermeliyiz. Bir de 40 yılın sonunda edindiğim bir anlayışı sizinle paylaşmak isterim. Beyin cerrahisi zor bir branş mı? Çok değerli arkadaşlar, öğrenciler, asistanlar, hocalar. Zorluğun kutsiyetine sığınmayın. Yani zorluk bir kutsal davranış değildir. 21. yüzyılda zorlukla bir yere varamayız. Ben bunu yıllarca, yani ana bilim dalı başkanı olduğum her yerde beyin cerrahisinin çok zor bir branş olmadığını, süreç içerisinde teknoloji, imkanlar kolaylaştığını ve zevkli bir branş olduğunu söylüyorum. Asistanlar zorluğu bir model ya da bir kutsal davranış gibi almasınlar. Bizim yönetici olduğumuz hiçbir yerde gün aşırı nöbet olmadı. Yani anayasal olarak suçtur. Yani uygun değildir. Geçmişte olması bugün olması anlamına gelmez. Nöbetler 3 günde 1 olmalıdır ve beyin cerrahisi asistanları bu konuda diğerlerinden farklı olmamalıdır. Bunu çok özellikle istiyorum. Yani zorluğun arkasına sığınmayalım. Öğrencilerle ben sürekli konuşuyorum. İlk söylenen zor, öyle mi? Değil. Bakın daha geçen online sizin grubunuzda tartışıldı. Anevrizma ameliyatlarının ne kadar kısa zamanda yapıldığı. Bütün ameliyatlarda süreler çok azaldı arkadaşlar. Ben asistanlığa başladığım dönemde biz sabah girdiğimiz anevrizma ameliyatlarından akşam çıkardık. Bugün o süre içerisine yani istiyorsanız 4-5 anevrizma ameliyatı sığdırabilirsiniz. Kafa kaidesi ameliyatlarının çok kısaldığını biliyorsunuz. Bunu gelip görüyorsunuz. Onun için bu branşı tanıtırken lütfen zorluk yerine başarısını ön plana çıkartın. Ve zevkli bir branş olduğunu söylememiz gerekir. Bunu hasleten çok istediğim için söylemek durumunda kaldım. Şimdi kendi hikayemize dönmek istiyorum. Zamanınız da geçiyor. Aslında bu endoskopi serüveni bizim hikayemizdir. Bizim tıp anlayışımızın da hikayesidir. Bu benim hayatım Anadolu Üniversitelerinde geçti. Bir Anadolu Üniversitesi'nde başarının nasıl sağlanabileceğinin de göstergesidir. Ben Hacettepe Tıp Fakültesini 81 yılında bitirdim ve isteyerek Anadolu'daki bir üniversiteye gittim. Şimdi buradan alacağınız dersler var genç arkadaşlar. Bunları özellikle altını çizmek isterim. Ben Hacettepe'de sınava girdiğimde hocam Fadıl Aktürk sınavın sonunda bana şunu söylemişti. Hacettepe'ye girip girmeyeceğimi, girersem bir başkasının hakkını yememem gerektiğini. Söz verdim, girmedim ve Trabzon'da yola çıktık. Değerli arkadaşlar, söz önemlidir. Sizin yoldaşlığınızı ve vefanızı gösterir. Kaybedebilirsiniz ama çok şey kazanacağınızı bilin. Sonra hocamın çok faydasını gördüm. Anadolu'da kariyer zordur. Siyasal, sosyal pek çok etken karışır. Ama hocanın bu konudaki yardımı beni çok onurlandırmıştı. Anadolu aslında benim tercihimdi. Trabzon'da çalıştım. Sonrasında Kocaeli Üniversitesi'ni kurduk. Bakın burada 3 tane yapı görüyorsunuz. İlk başladınız. Bu Anadolu Üniversitelerinin genel durumudur. Yani önce bir göğüs hastalıkları devlet hastanesinde başlarsınız. Sonra daha kötüye geçersiniz. Biz böyle bir hastanede başladık. Sonra deprem. Bakın şu barakalarda devam ettik. Sonra Kaya abi çok şeylanıyorum, gururlanıyorum. Bu hastanenin kurulmasını sağladı. Sonra biz 2005'te bu hastaneye geçtik. Bu çileler Anadolu'da çalışan pek çok arkadaşımızın yaşadığı şeylerdir. Aslında bunlar umut kırıcı şeyler değildir. Umudu artırıcı şeylerdir. İşte onu vurgulamaya çalışıyorum. Biz endoskopi, hipofiz serüveni nasıl başladı? Ben Hacettepe'de öğrenciyken çok değerli hocam, burada yad ediyorum, Tuncap Özgen. Ondan bu heyecanı almıştım. Bir rol modelimizdir. 2 yıl önce kaybettik. Onu da burada saygıyla anıyorum. Hacettepe'de o zaman yeni başlamıştı bu ameliyatlar ve benim çok ilgimi çekmişti. Hipotalama, hipofizer, aks, çekirdekler hep öğrencilikte en büyük hayalimdi. Trabzon'da çok az mikroşirjikal ameliyatlar yaptık. İyi ki öyle olmuş çünkü belki o zaman endoskopa başlanmayabilirdik. Kocaeli'de nasıl başladık derseniz hikaye ilginçtir. Burada yine arkadaşlar için anlatmak isterim.
Yani Anadolu'da bir üniversitede ayrı farkı nasıl yaratacaksınız? Bunun üzerine çok düşündüm. Ben Trabzon'da en çok vaskülerle ilgilenirdim, onkolojiyle ilgilenirdim. Aklıma hep İskandinav örnekleri geldi. Finlandiya, küçücük Finlandiya'nın telekomünikasyonda nasıl büyük bir ülke olabildiğini gördüm. O zaman fark yaratabilecek bir alan aradık. Ben dünyadaki gelişmelerden haberdar değildim. Bir kulak burmuazcı arkadaşla tartışırken endoskopla sfenoid sinüse kadar gittiklerini söylediler. Ve 1997 yılında o zaman biz dedim endoskopik bu ameliyatı yapabiliriz. Ve kulak burmuazcı arkadaşımız da ilk kez 1997 yılında endoskopik ameliyatı yaptık. Yaptıktan sonra dünyaya baktığımda 5 yıl önce bu ameliyatın yapıldığını gördüm. Burada çok kısa hamileliği anmadan geçemeyiz. Türkiye'de ilk kez 1941 yılında bu ameliyat transkraniyal yapılmıştır. Burada Halil Toplamoğlu, Halil abiye çok teşekkür ederim. Çünkü müzeden şu çizimi bize verdi. Bir başka sunumda kullanmıştık. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'ni unutmamak gerekir. Özellikle Tunç abi ve ondan sonraki ekipler 1982 ve 96, yani biz bu işe başladığımızda Hacettepe 684 hastalık, ki 530 tanesi transsfenoidal yolla yapılmış ameliyattır. Bu seriyi yayınlamışlardı. Böyle büyük bir birikimin üzerindeydiler ve biz bundan etkilenerek bu işi başlattık. Ve bahsettiğim gibi ilk ameliyat 1997 yılında yapıldı Kocaeli Üniversitesi'nde. Aynı yıl içerisinde Haluk Deda ve aynı yıl içerisinde Selçuk Paloğlu, değerli Mustafa Berker kardeşim de var. Onların ekibi de Hacettepe'de İlk ameliyatları yaptılar ve yayınladılar. Biz de aynı yıl yayınladık. Ama ondan sonraki süreçte Ankara Tıp ve Hacettepe'nin ara verdiğini görüyoruz. 2005'te Mustafa Berker kardeşimiz yine başladı ve çok iyi bir seriye ulaştı. Çok iyi yayınları var. Çok iyi yararlanıyoruz. Yine Ankara Tıp'ta Haluk Gökmen Kahiloğulları kardeşimiz bu işi devam ettiriyor. Yine çok iyi serisi var. Kulak burun boğaz ekibiyle çok iyi işler yapıyorlar ve biz de onur duyuyoruz. Cerrahpaşa'da Nurperi Hoca başlattı. Tanrıverdi kardeşimiz devam ettiriyor. Onların da çok iyi serileri var. Türkiye'de pek çok yerde, şimdi isim sayamayacağım ama yeri geldikçe söyleyeceğim. Çok başarılı çalışmalar yapılıyor. İyi seriler elde edilmiş vaziyette. Biz çok istikrarlı bunu devam ettirdik. Yani şuradaki tabloya bakarsanız depreme kadar daha az. Depremde bu tablonun değiştiğini görüyoruz. Depremde çok kötü yakalandık. Soner izliyor Amerika'dan bu toplantıyı. Onun çok büyük katkıları var bu işlerin ilk başlamasında. Hatta bunları ilk sunduğumuzda ilk fırçaları da Soner yemişti. Yeri geldikçe anlatacağım. Ve bugün ulaşılan sayı 4000'e yaklaştı. Yıllık tam 600'ü yakalamak üzereyken pandemiye yakalandık. Ama bu hızla 600'ü yakalamamızı yıllık sayıdan bahsediyorum. Bunlar dökümler. Bunlardan çok bahsetmeyeceğim size. Şimdi sonra neyi hedefledik? Bu Edward Lawson'un mükemmeliyet merkezleriyle ilgili yazdığı makaledir. Burada hep bir hipofiz merkezi kurma hayalimiz vardı ve bunun gerekliliğini anlatan bir makaleydi. Çin asistanlarımız tartışıyor. Amerika'da da durum çok farklı değil. Yılda ortalama 39 transsfenoidal cerrahi yapılabiliyor ve asistanların asistanlığı süresince yapabildikleri ameliyat sayısı 5 ile 10 arası, ki bu bana göre fazla. Türkiye'deki yapıyı az çok biliyorum. Bu nedenle bu alanda uzmanlaşmak isteyen asistanların bu eğitim programlarını tamamladıktan sonra yüksek volümlü bir merkezde 6 ile 12 ay arasında bir dal programına gitmeleri CNS tarafından önerilmektedir. Türkiye'de biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. İşte bu nedenle merkezi kurarken bir multidisipliner ekip oluşturduk. Endokrinoloji, radyoloji, kulak burun boğaz, histoloji, patoloji ve genetikten oluşan bir ekip. Ve yola böyle çıktık. Sonra sempozyumlar, sunumlar, sertifika programları düzenlenmesi hedeflendi. Yine epidemiolojik klinik çalışmalar planlandı ve bunların hepsi yapılmaya çalışıldı. Önümüzdeki yararlandığımız düşünce 2010 yılında TÜBİTAK'ın Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu'nun açıklamasıdır. Burada araştırma merkezlerinin önemi vurgulandı ve biz de buradan yola çıkarak Türkiye'nin ilk hipofiz araştırma merkezi 5 Mayıs 2011 bu ilk açılışımız. Burada o dönem rektörümüz olan Sayın Sezer Komşuoğlu benim öğrenciliğimden itibaren gerçek mentorumdur ve çok katkısı olmuş, çok önemli bir bilim insanıdır. Şu anda YÖK'te de danışman olarak görevini sürdürüyor. Nitekim hipofiz merkezimiz böyle kuruldu ve amaçladığımız pek çok şeyi yapmaya çalıştık. Hep merak ettiğimiz şeylerin peşine düştük. Yani bilim bana göre budur. Yani kazmak, derine kazmak, derine kazmak. Bu aslında birçok alanda temel metafordur. Ben Nuri Bilge Ceylan'ı seviyorum. Ahlat Avcı filmini seyrettiyseniz
Orada baba oğul ve kuyu sahnesini lütfen hatırlayın. Kazmak derine, suyu bulmak, bilimde böyle bir şeydir. Hep merak ettiklerimizin peşine düştük. Bu ilk çalışmamızdı. Çünkü endoskopu ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Kenan'ın bir çalışmasıydı. O da ekibe çok büyük hizmetler verdi. Ve öğrenme körfezini ortaya koymaya çalıştık. Ondan sonra hayatımızı hakikaten vakfettiğimiz konulara girdik. Kaverne sinüs anlamaya çalıştık. Önce hipofizi anlamaya çalıştık. Onun mikroşirurjikal anatomisini, hücresel yapısını ortaya koymaya çalıştık. Bu çalışmayı çok önemseriz. Bunun için yine arkadaşlara söylüyorum, bunların çok kolay olmadığını bilmenizi isterim. Biz bunu Adli Tıp Enstitüsü'nde gerçekleştirdik. Taze cesetler üzerinde yapıldı bu çalışma. Çünkü taze olması gerekiyordu. Messenger RNA, reverse transkriptaz çalışıldı. Dokuların taze olması gerekiyordu. Önce bir kere çok boşa çalıştık. Endoskopik çalıştık, hiç sonuç alamadık. Sonra mikroskopik kavernöz sinüsler, hipofiz çıkarıldı, 80 tanklarına koyuldu. Onunla tekrar üniversitemize döndük. Boğaz Köprüsü'nden geçiş bile büyük bir sorundu. Ama sonra çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. Çünkü kavernöz sinüsün medial duvarını burada tanımladık. Ve hipofizin yapısını ortaya koyduk. Kolajen tiplendirmesini ortaya koyduk. Arkadaşlar, bu çalışmaları yaparken sadece dünyayı görmezsiniz. Kendi meslektaşlarınızı da görürsünüz. Bu alanda iki temel çalışma, Selçuk Peker ve Selçuk Yılmazlar'ın çalışmasını gördük. Biz de refer ettik. Çok iyi çalışmalardı. Sonra hipofizin supraseller alandaki membran yapıyı tanımlamaya çalıştık. Bu insanın çok güzel bir çalışması. Bütün membran yapısını gördük. Bu merak devam ediyor. Sonra diyafragma sella en yanlış bilinen şeydir. Tümör cerrahi sonrası düşen her şeye diyafragma sella denir. İlk burada takıldık ve diyafragma sellayı çalıştık. Bunların hepsi yayın oldu. Ve aynı zamanda Türk değerlerini ortaya koyduk bu çalışmalarla. Şimdi optik sinir dikkatimizi çekti. İlk optik dekompresyon böyle yapıldı. Ve optik sinirleri, optik traktografi, bunlar ilk çalışmalardır. Yani dünyada da yankı uyandırdı. Optik traktografi, İhsan ve Yonca'nın büyük katkı sağladığı çalışmalar. Ve bunların bizim makroadenomlarda ve diğer patolojilerdeki önemini ortaya koymaya çalıştık. Sonra ömrümüzü alan kaverne sinüse geldik. Tam 10 yılımızı aldı. Hiçbir şeyi kolay anlamak mümkün değil. Belki bizim anlama kapasitemiz çok yüksek olmayabilir. Yani çok vakit kaybettik çünkü. Ama inanın günlerimiz, gecelerimiz gitti. Çünkü kaverne sinüsü anlayamadık. 2010 yılında çok onurlandığımız Journal of Neurosurgery'de kaverne sinüs yazısı çıktı. Bu o dönem kaverne sinüse endoskopik yaklaşım çok azdı ve bu yazı ilgi uyandırdı. Bizi de motive etti. Burada medial ve lateral koridoru söyledik. Aslında bilim biraz da bir baş kaldırıdır. Ama arkasında durmak gerekir. Kaybedeceğiniz anlar olacak. Burada bu çalışmada biz çok tanınmış NOS, belki dünyada en çok refer edilmiş çalışmadır, ona itiraz ettik. Bu sınıflandırmanın eksik olduğunu, mikroskopik identifikasyonu olduğu, endoskopik tanımlama ihtiyacı olduğunu söyledik. Ondan sonra bu tartışmayı devam ettirdik. Biz kendimiz klasifikasyon yaptık. Sol tarafta görüyorsunuz. Bu klasifikasyonu yurt dışı dergiler kabul etmediler. Ama Turkish Neurosurgery'de yayınlandı. Bundan çok onur duyduk. Çünkü NOS sınıflandırması eksikti ve tamamlanması gerekiyordu. Bu iddiayı devam ettirdik. Burada umudunuzu kaybetmeyin. Kabullenmemek yani sizi kırmasın. İnanıyorsanız çabanıza destek olun. Oldfield'in çok önemli çalışmasında bizi refer etti. Ama ondan daha önemlisi, Japonların çok önemli çalışmasında Turkish Neurosurgery'deki bu klasifikasyon da refer edildi. Bu bizi çok onurlandırdı. Ne oldu sonunda biliyor musunuz? 1993'te yayınlanmış NOS sınıflandırması değişti. 2015'te endoskopik identifikasyonla bu yeni sınıflandırma yayınlandı. Ve burada tipi 3 A ve B olarak ayrıldı. Bizim söylediğimiz eleştiriler gerçekleşti ve superior, inferior invazyon ayrı bir tanımlama olarak geldi. Yani bilim böyle bir şeydir. Bilim inanırsınız, kanıtlarsınız, ondan sonra da kanıtladığınız şeyin arkasında durmanız gerekir ve onun mücadelesini vermeniz gerekir. 2019'da şimdiye kadar yayınlanmış en geniş kaverne sinüs serisini yayınladık ve çözdük 10 yıl. Yani çözdüğüm gece sabah ameliyathanede arkadaşlarla büyük mutluluk yaşamıştık. Çünkü kaverne sinüs anatomisi çok karmaşıktır. Ancak uzaysal olarak bu yapı çözüldü. Bunda Roto'nun ilk tanımlamasından çok yararlandık. Ve şimdi kompartman klasifikasyonunu benimsedik. Fernandez Miranda da bunu. Ama uğraşan pek çok kişinin kabul ettiği sınıflandırma budur. Ve bu 2019'da yayınlandı ve bu anlamda biz de mutlu olduk.
Şimdi hep merak peşinde koştuk. Aslında bu topraklarda merak biliyorsunuz pek karşılık bulmaz. Meraklı çocuk eleştirilir, icat bulma diye eleştirilir. Ama yani bu yeni neslin merak duygusunu daha da ayrıntılanarak geliştirmesi gerekir. Bu pseudokapsül meselesine taktık. Çünkü bu kadar cerrahi yapıyorduk ve pseudokapsülü görmüyorduk. Niye pseudokapsül? Burada çok önemli bir otorite Oldfield 1300 Cushing hastasını yayınladığını, hepsinde ekstra pseudokapsüler diseksiyon yaptığını söylüyordu. Ve pek çok kişi ekstra pseudokapsüler diseksiyon yaptığını sonra tekrarlamaya başladı. Oysa gerçek bu değil. Biz bunu araştırmaya başladığımızda pseudokapsülü biz göremedik Cushing'de. Daha çok az sayıda gördük ve bunu tanımladık. Şu çok önemlidir. En dışta kapsül, altta crash bir hipofiz, onun altında pseudokapsül ve adenom. Ve bunu çözdük pseudokapsülü makroadenomlarda ve bu yayın oldu. Bu alandaki önemli bir yazıdır. Ama dev adenomlarda kapsül hala tartışma konusu, hala araştırmaya çalışıyoruz ve hala peşindeyiz. Bitmiş değil, çözemedik yani kafamızda. Ve sonra extended yaklaşımlar. Burada infrakiyazmatik koridoru tanımlamaya çalıştık. Yani supraseller lezyonlar için şurada. Başkaları da bunu tanımladı ama en geliştiren ve bunun klinik korelasyonunu sağlayan biz olduk. Önce bu anatomik mikro şirurjikal olarak tanımlandı. Sonra bu koridorla yaklaşımlar. Bakın bu tüberkülümselle menajör müdür? Aklanörü şirurjikada kapak oldu. Şu grafik hala bunun peşindeyiz. Son anlattığım yazıda da söyledim. Şimdi bu hafta Kamil'le de paylaştım. Her telefon görüşmesinde biz çok mutlu olduk. İki önemli yazı, çok önemli iki dergide kabul edildi. Bir tanesi aktanör üşücük adayına infrakiyazmatik koridoru esas alan ve tek bir merkezin 84 vakalı kraniofaringioma serisi kabul edildi. Burada yine infrakiyazmatik koridoru sınırlarını ve endoskopik cerrahideki önemini tartışıyoruz. Sağ olsun Anıl kardeşimiz bu grafikleri çiziyor. O da çok büyük gelişme sağladı. Bize katkı sağlıyor. Sonra ikinci mutlu haber, bugüne kadar İngilizce literatürde bulabildiğimiz en büyük rakamdır. 205 giant adenom, dev adenomun serisini yayınladık. Ama bu sadece basit bir seri değil. Burada iki önemli klasifikasyonu mukayese ettik. İki klasifikasyon da bizim teklif ettiğimiz klasifikasyon. Bir tanesi morfolojik, kabul edilmiş klasifikasyonların bir upgrade formu. Ama şu gördüğünüz bizim orijinal landmarklara dayalı klasifikasyonumuz. Bu yazı kabul edildi ve bu bilim dünyasında yayılacak. Bu iddialarla girdiğiniz zaman kolay kabul edilmediğini bilin. Çok geri döndüğümüz anlar var. Şimdi şöyle bir şey, bunları biraz dertleşme babından. Biz mesela Cushing yazısı yayınlayamadık. Çünkü yayınladığımız seriler, %75 seride ilk kez peşinde durduğumuz bir multicenter hipotez üzerinde durduk. İddia olunca hep ret oldu. Bunu da ben Burak'a bağladım ama sorun Burak'ta değil. İddia büyük olunca arkasında durmak gerekiyor ama inatla şimdi sayı 350'ye ulaştı. Yine o meyanda yayınlamaya çalışacağız. Şimdi genç arkadaşlar arasından yine bir öz eleştiri yapayım. Şimdi bizde her yazı ret edildiğinde ilk gün bir büyük moral bozukluğu olur. Önce ben başlarım. İşte Türklere karşı büyük bir ihanet var. Haklarımız zedeleniyor. Sonra arkadaşlarım beni de geçerler. Bakarım ki ben geride kalırım, onlar ilerler. Hep Batı'yı suçlarız. İkinci, üçüncü günden sonra sakinleşmeye başlarız ve objektif değerlendirmeye başlarız. Ve gerçekten eleştirileri lütfen dikkate alın. Yani yanlılık var mıdır? Yoktur diyemem ama temel o değildir. Reviewerların eleştirileri çok kıymetlidir. Onları alın, onlardan yararlanın. Yazının özellikle metodolojik formu, istatistiki çalışmaları, matematiksel sonuçlarının çok önemli olduğunu biliniz. Basit istatistiki değerlendirmeler ötesinde artık çok değerli karşılaştırmalar, tek değişkenin diğer değerlere karşı karşılaştırılması, multivariant analizler, bunlara çok önem verin ve yazıyı bununla zenginleştirin. Yani görüntü, ameliyat, evet bunlar önemli ama esas yazıya değer kazandıran matematiksel veriler ve sonuçlardır. Eleştiriler o yazınıza yararlı olmasa bile ondan sonraki yazılarınıza çok yararlı olacağını bilin değerli arkadaşlar. Biz bunlarla da kalmadık. Bu robotik kol projesini geliştirdik. Bu mikroelektronik bölümüyle bizim üniversitenin. Çünkü benim düşüncem ve arkadaşlarımızın düşüncesi robotik cerrahi en yatkın olan olay hipofiz cerrahisidir. Çünkü osteomu geçtiğinizde sella tabanına ulaşırsınız ve ondan sonra robotik olarak bu işi yapabilirsiniz. Amacımız buydu ve robotik kolu geliştirdik. Bunun maket, kadavra çalışmaları hepsini tamamladık. Hatta İlk vakada da denedik şu robotik kolu.
Ama işte Türkiye gerçeği, bunun sadece endüstriyel giydirilmesi gerekiyordu. Şu İtalyanların yaptığı roza, burada durduk ama İtalyanlar yaptılar ve piyasaya sundular. Ama bu çalışmalarınız devam edecek. Genç arkadaşlar bu konuda etkili devam edebilirler. Robotik cerrahinin yine de en çok kullanılacağı yer hipofiz cerrahisidir, bunu biliniz. Pek çok çalışma devam etti. Bunlardan uzun uzun bahsetmeyeceğim. Bizim pek çok asistan tezimiz hipofizle ilgilidir. Mehmet'in, Batuhan'ın, Aykut'un, Melih'in, en son Atakan şimdi optik sinirle uğraşıyor. Onun çok güzel bir çalışması bitti. İnşallah yayınlanır. Devam eden çalışmalar var genetik. Şimdi tabii sadece yayın değil. Bizim merkezimiz kurslar düzenledi. Bunlar kadavra kurslarıydı. 3 kadavra kursu düzenledik. Burada değerli kardeşlerimiz Ömür, Ürügür, Burak'ı görüyorsunuz, Cüneyt'i, Erol'u. Bunların hepsi şimdi endoskopla uğraşıyor. Ömür Bakırköy'de çok başarılı işler yapıyor. Burak Bağcılar'da. Burada çok sevgili kardeşim Ahmet'i anmak istedim. Çok genç, dinamik, benim Trabzon'dan tanıdığım ve çok umut vadeden bir beyin cerrahıydı. Kadavra çalışmaları, başarısı, zekası, onu pandemi sürecinde kaybettik. Çok üzüldük. Onu anmak için de bu resmi koydum değerli arkadaşlar. Bu merkezler tabii çok değerli konuşmacıları davet ettik dünyadan. Benim çok önemsediğim konuşmacılardı bunlar. Frank'i davet ettik. Bize katıldı, ameliyat yaptı. Frank benim endoskopik cerrahide en inandığım, çok objektif, doğru değerlendirmeleri olan bir otoriteydi. Böyle diyorum çünkü yıllar öncesinde bir motosiklet kazasında paraplejik hale geldi ve şimdi yine katkı sağlamaya çalışıyor. Ama tabii engelleri var. Yine bizim endoskopide çok inandığımız Theodore Schwartz, Amerika, New York'ta çok önemli bir cerrah. Biliyorsunuz neredeyse her Journal of Neurosurgery sayısında bir yazısı çıkıyor. Schwartz'ı davet ettik ilimize, geldi. Konferanslar verdi, birlikte hoşça vakitler geçirdik. Tabii Türkiye'den de çok değerli hocalarımızı davet ettik. Mustafa geldi, Türker Kılıç geldi, bize konferanslar verdi. Çevremizdeki pek çok meslektaşımıza katkı sunmaya çalıştık. Şimdi bizim Anadolu merakımızı biliyorsunuz, Anadolu'yu çok sevdiğimizi biliyorsunuz. Benim Anadolu merakım zannettiğiniz gibi bu 40 yaşından sonra başlamadı. Ben tıp fakültesi öğrencisiyken 3. sınıfta bir organizasyon şansı yakalamıştım. Ben Anadolu, bunu Doğu Anadolu için kullandım. Ve Doğu Anadolu'daki birçok ili dolaştım öğrenci olarak. Ve Türkiye hakkındaki bütün düşüncelerim değişmişti. Ben Ankara Ulus'tan otobüse binip sabah Ağrı'ya indiğimde her şey değişmişti. Ve o aşkımız çok belirginleşmişti. Bu Diyarbakır'a her gittiğimde bu müzeyi ziyaret ederiz Ahmet Arif'in ve bu şiiri okuruz. Anadolu niçin sorusunu lütfen bu şiiri hepinizin bildiğini biliyorum ama bir kez daha okuyun. Anadolu sevgisini göreceksiniz. Biz burada da kalmadık. Yani bağlı bulunduğumuz merkezde bu eğitimleri yaptık ama Türkiye'de 36 merkeze gittik ve burada konferanslar verdik ve ameliyatlar yaptık. Bu zorluğu bilin. Yani hiç tanımadığınız yerlerde, koşullarda ameliyat yapıyoruz ama bu bir aşk. Çünkü orada çok değerli meslektaşlarımızla tanıştık. Onların çalıştığı kurumları gördük, eksikliklerini gördük, yarenlik yaptık, konuştuk. Bu çok büyük mutluluk kaynağıdır. Bunların İstanbul, Ankara'dan görülmesi mümkün değil arkadaşlar. O yapıları göreceksiniz, o üniversiteleri göreceksiniz, o genç akademisyenlerin, kariyer diyorsunuz, o kariyerlerin nasıl yapıldığını bilmenizi isterim. İşte bu onun hikayesidir. Pek çok yere gittik. Yani Ali İhsan'la başlıyorum, o dinliyor sanırım. Adana benim çok değerli kardeşim, mücadele adamı, büyük mücadele adamı. Ben hep onu saygı duyuyorum, biz ailecek saygı duyuyoruz. Adana'da çok güzel karşıladı bizi. Trabzon'la başladık. Bu toplantılarda Cerrahpaşa'dan Nurperi Hoca ve Ali Kafadar da belli toplantılarda bize eşlik ettiler, sağ olsunlar. Onların da katkıları oldu. Şimdi yani arkadaşlarımı da anmak isterim. Burada Afyon'da çok güzel bir toplantımız oldu. Sağ olsun güzel dostlarımız. Yani her yer işte burada Edirne, burada Maraş'ı görüyorsunuz. Şimdi Maraş'ta sizin hemşeriniz Zafer var. Zafer'in nasıl bir üniversite kurduğunu lütfen görün.
torunumun gürültüsü için affola, ondan bahsedeceğim. Şimdi burada kariyer günleri diyorsunuz. Bu kariyer günlerinde İdris'i tanıtmak isterim size. Doçent arkadaşımız. Bunun hikayesini bildiğim için söylüyorum. Anadolu'da bir köy çocuğu, 8-10 kardeş ve beyin cerrahisinde kariyer yapmak istiyor. Maraş'ta başladığı hikaye, Amerika, Texas, pek çok yere gidiyor kariyeri için. Dönüşte bize uğradı, doçent oldu ve şimdi orada hizmet veriyor. Yani bu kariyer işinin nasıl zorlu, engebeli ama o kadar da zevkli olduğunu bilmeniz açısından böyle bahsettim. Ama burada gittiğimiz pek çok yerde bu hikayeleri göreceksiniz. Büyük başarı hikayeleridir. Özgür'ü atlamak istemedim. Bana çok kızar. Isparta, Eskişehir, çok değerli kardeşlerimiz, hocalarımız. Burada Bursa'nın üzerinde duracağım. Bursa'da Adnan ve Fatih ve Yusuf Hoca. Şimdi Fatih sonra geldi, bizde de çalıştı ve müthiş işler yapıyor. Şu anda endoskopik cerrahi çok geliştirdi Bursa'da. Şimdi yaptığı işlere biz de imrenıyoruz. Lütfen takip edin onu. En son bir pineal kitleyi supraseraberler endoskopik olarak çıkardı. Biz de çok imrendik. Çok güzel işler yapıyor. Biz de onur duyuyoruz. Neredeyse haftada bir iki kez mutlaka görüşüyoruz. Musa'nın hikayesini dinleyin. Yani bir Anadolu çocuğunun hikayesidir. Doçent oldu. Çok mutlu olduk. O da endoskopla uğraşıyor. Bazen duygulanıyorum. Burada Burak'ı görün. Urfa'da genç bir akademisyen. Onun oradaki çabalarını görün. Urfa'daki ekibi görün. Arkada Necati'yi, Cemşeyho'yu, Hamza'yı görün. Orada nasıl bir mücadele ettiklerini görün. Bunlar hakikaten başarı öyküleri ve bir kariyerin Anadolu'da nasıl yapıldığını görün. Necati'yi tanıyın, söyleyeceğim zaten. Burada Abdurrahim ve Abdurrahman Hoca'yı, Gazi Yaşar gibi Diyarbakır'da nasıl bir mücadele ettiklerini görün. Her ikisi Atul'un yanına gittiler, Atul Goal'in yanına. Bakın, Diyarbakır'dan macera gittiler, büyük hocayı gördüler, büyük hoca, bahsedeceğim ondan. Kariyer için, beyin cerrahisi için, yöre için, bu ülke için. Bunlar çok önemli hikayeler. Bu şiiri okuyun benim için bu akşam. Çanakkale'de Ali Malkoç'u görün. Balıkesir Utku'yu görün. Şimdi nasıl endoskopik cerrahi yapıyor? Çok başarı hikayeleri doğuyor. Biz onur duyuyoruz. Arkamızda hep Zeki Hoca oldu. Zeki Şekerci'yi takdir edin. Benim Hacettepe'den arkadaşımdır. Ama can yoldaşımdır, yoldaşımızdır. Bizim öncümüzdür. Bakın, bu Hakan Karabağlı Konya'daki ameliyatta yine arkamızda. Oralarda yazılan hikayeleri görün. Erdal'ı tanıyın. Gökmen'i burada kullandım. Titmat'ı seni tanıyın, eğer aktada yazınız çıkacaksa. Mefti'yi söylemiyorum. Cemo çok önemli bir kulak burunboğazcı. Yine çok iyi dostum Kemal. Kemal abiniz, Kemal Yücesoy, benim 25 yıla dayanan çok iyi bir dostluğumuz. Çok iyi bir beyin cerrahı, spinal cerrahı. Hayri bizim yıllardır yoldaşımız. O da endoskopla uğraşıyor. Çok başarı hikayesi var. Hakan'ı size söylemiyorum. IBNC ve Türk Nöroşirüsü'ne büyük katkıları olan genç, çok verimli akademisyen. Şimdi dernekte çok değerli Emel Avcı ile birlikte başarılı çalışmalarını sürdürecekler. Bu resmi koydum. Biz Hasan Keyf sular altında kalmadan 10 yıl önce görmüştük. Bu resmi önemserim. Sonra biz 10 yıl sonra bir daha gördük ve sonra Hasan Keyf sular altında kaldı değerli arkadaşlar. Bir Yüce Kampolat gününde Türker çok değerli kardeşimizdir. Çok başarılı bir akademisyendir. Bilim insanıdır. Bilim felsefesi üzerine, bağlantısallık üzerine çok değerli eserler koyuyor. Bunlar Türk Nöroşirüsü'nün büyük kazancı olan büyük hocalar. Necati ve Can'ı tanıyın. Necati Adıyaman'da, bakın, Türkiye'de o köşede her türlü vasküler cerrahi yapılabiliyor. Yurtseverlik, milliyetçilik budur. Can'ı tanıyın. Can şimdi Kanada'da fonksiyonel nöroşirüride çok güzel işler yapıyor. Çok güzel. Eğer dönerse Türkiye'ye büyük katkı sağlar. Lütfen Adıyaman'a gidin. Adıyaman'da o koşullarda nasıl başarılı işler yapıldığını görün. Biz gördük. Çok mutlu olduk. Şimdi nöroendoskopi yapıyor. Endoskopik transfenoidal yapmaya çalışıyor. Sık sık konuşuruz. İki değerli adam Emrah ve Abuzer. Yani Türk Nöroşirüsü'nün gelecek vadeden Roton Fellow grubunun bence en başarılı gençleri. Onlar bize geldiler, çalışmalarımıza katıldılar.
Bunlar işte kariyer hikayeleri. Bunların her birisi ayrı bir hikaye ve gençler için de çok rol modeller. Bunları çok önemsiyorum. Selin kardeşimiz bize geldi, bizle çalıştı. Çok mutlu olduk. Kamil Hocam da bizi ziyaret etti. Halimizi gördü ve dostluklar başladı. Hala devam ediyor. Bu Adıyaman'da çektiklerimizden bir tanesi. Gaziantep'i çok değerli arkadaşlar olduğunu bilin. Orada hakikaten başarı hikayeleri var. Bizi misafir eden Murat Aslan. Murat orada çok iyi işler yapıyor. Endoskopide çok iyi yol aldı. Çok iyi serilere ulaştı. Yine Antep'te Murat Uluktaş'ı tanıdık. Murat Uluktaş'ın lütfen hikayesini bilin. Genç arkadaşlar nasıl bir mücadeleyle nerelere gelindiğini bilin. Murat Uluktaş, ben Sanko Hastanesi'nde bir özel hastanede tanıdım ama mücadelesini bilin. Doçentlik için çabalar, geri dönüşler, Ankara Tıp'ta çalışmalar ama ondan sonra ne olduğunu biliyorsunuz. Çok güzel bir çalışma. Journal of Neurosurgery'de kapak olacak bir özel yaklaşım içeren vasküler cerrahi çalışması. Müthiş bir şey. Yani Anadolu'nun birçok yerinden bu ateşlerin, bu kıvılcımların yandığını görün. Biz bunları hep gördük. Yani izinlerini almadım ama bu paylaşımları yapıyorum. Zaman zaman yurt dışında değerli arkadaşlarımızla anılarımızı paylaştık. Çok değerli hocalarım. Onları burada koymak istedim. Tunç abiyi görüyorsunuz. Gerçekten önemli. Benim idolümdür. Bu işe başlamamda. Necmettin Hoca'dan bahsedeceğim, onun değerinden. Cengiz Hoca, Nur abi ve çok değerli hocalar. Uygur orada, benim can kardeşim. O çok başarılı bir insan. Onsuz bir organizasyonun olamayacağını göreceksiniz. Bu arada tabii kitaplarda, uluslararası kitaplarda katkımız oldu. İki kitapta, Kordoma'da endoskopi chapter'ını yazdık. Diğer kitapta hipofiz cerrahisini anlattık. Şimdi değerli arkadaşlar, temel şudur. Yerel kalamazsınız. Evet, her şey yerel başlar ama mutlaka evrensel olmanız gerekir. Uluslararası plana çıkmanız gerekir. Biz son 20 yılda hedefimizdir her yıl en az bir ya da iki uluslararası toplantıya bildiri, konferans, konuşma ve çalışma olarak katılırız. Bu Paris'teki, ondan önce Bari var. Dünyada pek çok yere gittik. Yani Adıyaman'da ne sunduysak onu yurt dışında da söyleyeceğim, başka bir yerde sunduk. Urfa'da neyi sunduysak, işte gittik Osaka'da da başka bir şey sunduk. Çünkü hayat budur. Yani yerel kalamazsın. Uluslararası arenaya çıkmanız lazım. Rakiplerinizi bilmeniz lazım. Buradaki bilgiyi dünya bilimine sunmanız gerekir. Bu her şeyde böyledir. Yani bu kültürde, sanatta, sporda hep böyledir. Milliyetçilik budur. Yani bayrağı dalgalandırmanın yolu o değeri yurt dışında eşdeğerleriyle birlikte bir üstünlük unsuru olarak değil, yarışan bir unsur olarak sunabilmektir. Biz bu onura çok eriştik ve çok mutlu olduk. Şimdi asistan arkadaşlarımız yurt dışında gittiğimiz her yeri çıkardılar. Bakın burada Osaka'dan Boston'a, Orlando'ya, Chicago'ya, Cape Town'a, Seul'e, Dubai'ye, Tel Aviv'e ve Avrupa'daki pek çok merkezde Dünya Kongresi, EANS, Academia Eurasiana, IFNE, Neuroendoskopi, yani bizimle ilgili her toplantıya katıldık ve sunu yapmaya çalıştık. Burada çok önemli dostlar kazandık. Bu çok önemli. Ben onur duyuyorum. Cambridge'de, yani o tarihi atmosferde ben psöde kapsülü sunmuştum. Burada çok önemli hocalar var. Faulbush ve dünyada saygın ve bizim değerli hocalarımız. Bu Hindistan'da katıldığımız kurs. Şimdi burada Necmettin abiden bahsetmek isterim. Yani gençler, rol modeller seçin kendinize. Benim rol modelim Necmettin hocadır. Ben yaklaşık Hacettepe öğrenciliğimde neredeyse 40 yıldır tanıyorum. Türk nörolojisinin yetiştirdiği en büyük otoritelerdendir. Yani Amerika'da, dünyada ulaştığı, yani bunu gittiğiniz zaman göreceksiniz, ün çok büyüktür ve Türk nörolojisine bu anlamda çok büyük katkı sağlamış, çok değerli bir hocamdır. Yani ben ona pek çok alanda müteşekkirim. Şimdi bu çok tartıştığımız NOS, Amerika'da, Chicago'da aynı konferansa katılmıştık. Yine tartıştık ama dostluk devam ediyor. Yanında Diego Mazzetenta var. Tanıyın. Bologna'da endoskopla uğraşan, çok önemli ve geleceği olan arkadaşımız. Burada Dolenç'i görüyorsunuz. İnsan bazen hayat bunları size getirir. Dolenç deyince Cavernesius'un dünyadaki en büyük otoritesi. Seul'deki toplantıda o oturum başkanıydı. Ben Trans Cavernesius'u sundum. Korkarak sundum. Toplantının sonunda bana ufak eleştirilerle büyük övgüler söyledi ve beni çok mutlu etti. Burada Kitano çok önemli Japon cerrah. Cavernesius'u bence en iyi tanımlayandır.
Osaka'ya onun yanına gittim. Onunla Cabernet Sinus'u tartışıyoruz. Çok büyük cerrah. Yani özel geliştirdiği aletler vardı Cabernet Sinus'e. Burada Tunç hocamı anmak isterim. Kudüs'te çok güzel anlarımızdan. Bence Türk nörolojisinin hakikaten büyük değerlerinden birisi. Yusuf kardeşim Milano'daki toplantıdan sonra bundan çok kısa sürede sonra da kaybettik. Benim için çok üzüldüğüm arkadaşımdır. Onu yad etmek isterim. Schwarz geldi, bize anlattı. İstanbul'u gezdik. Çok mutlu olduk. Yine bizde biliyorsunuz önemli isimler. Gardner. Bu yine Amerika'da son Orlando'da. Gökşin'i burada, Gökmen'i görüyorsunuz. Onlarla, yani bu toplantılarda tabii bunlarla tanışıyorsunuz. Burada eşim Süreyya ile Belgrad'da Selçuk Peker'in çok sevdiği Tesla Müzesi. Lütfen yolunuz düşerse görün. Bir mucidin, bir zeka küpünün eserlerini tanımanız. İtalya'da çok, pardon, Hindistan'da önemli Japon cerrahları. Burada yine Atul Goel, başta Kato'yu görüyorsunuz. Dejopuru var. Bunlar çok önemli bizim toplantılarda gördüğümüz. Gardner, Capabianca, Atul Goel'i siz misafir ettiniz. Atul'u herkes spinal cerrahide tanır ama bence yüzyılın en önemli cerrahlarındandır. Aynı zamanda araştırmacısıdır. Bu Cabernet Sinus'la ilgili toplantıdan sonra çekilmiş bir fotoğraf. Cabernet Sinus konusunda en iyi çalışmaları yapmış kişidir Atul. Yani bu yanında bilin. Frank, bu İsrail'de çok onur duyduğumuz Necmettin Hoca'nın büyük onur ödülüne sahip olduğu geceden bir anı. Macit Sami ve bizim aile, Hindistan'dan bir fotoğraf. Bu fotoğrafı koydum. Çok değerli üç hocam. Türk nöroşürisinin hakikaten büyükleri. Onları saygıyla anmak için. Yücel Hoca, Nurcan Hoca ve Tunç abi. Onları rahmetle anıyorum. Eserlerine saygı duyuyorum. Burada hep çok öğrencisi olan arkadaşlarımız var. Unutmamamız gerekir. Ve Büyük Hoca Yaşar Gil, Türk Nöroşirücü Derneği adına saygılarımı sunuyorum. Yüzyılın cerrah, büyük cerrah. Bizim için çok büyük değer. Uğur Hoca, ona gerçekten büyük değer vererek Yeditepe'de devam ediyorlar ve mutluluk duyuyoruz. Bizim merkezimize gelip eğitim gören pek çok meslektaşımız var. Her birine teşekkür ederim. Bakın çok ilginç. Erkin'le başlamış, Selin'le bitmiş durumdayız. Hep İzmir, hep İzmir. İzmir'in bize çok ayrı bir yeri var. Her birine çok teşekkür ederim. Biz bütün şeylerimizi, videolarımızı YouTube kanalına yüklüyoruz. Bütün bu çalışmalarda İpofiz ekibinin çekirdeği Profesör İhsan Anık ve Doçent Burak Çabuk. Her ikisi de bizim öğrencimiz, asistanımız, her şeyimizdi. Ekip onlardır. Yani üretilen her şey onların ortak eseridir. Onlarla çalışmaktan gerçekten çok mutluluk duyuyoruz. Bakın bunun arkasında böyle bir ekip var. Bu bir nöroşirurji ailesi. Burada beyin cerrahisi, öğretim üyeleri, asistanlarımız, hemşirelerimiz, servisin bütün sağlık emekçileri. Bu eser onlarla ortaya koyuluyor. Onlara da çok teşekkür ederim. Son fotoğrafım aile. Benim iki tane, bizim iki torunumuz var. Deniz ve Ada. Şimdi Deniz'in bir son anekdotunu anlatmak istiyorum. Ben geçen hafta genel kurula gittim. Genel kurul öncesi bu dernek bizi çok yordu. Sorunlar, dertler. Ben erken yatan bir adamım biliyorsunuz. Onda yatarım. Çocuklara da kızıyorum. Yatın, yatın, yatın. Bu küçük torunum sabah ben giderken Süreyya bana şeyi söyledi. Deniz demiş ki şu dedemi artık bu dernekten kovsunlar. Dernek de rahat etsin, biz de rahat edelim demiş. Evet, dernekten ayrıldım, kovuldum. Kovulmadım, ayrıldım. Çok güzel ayrıldık. Çok değerli arkadaşımız, ilk kadın başkan Emel Avcı'ya devrettik. Onlara çok büyük başarılar diliyorum. Uzun konuştum, dertleştim sizinle. Çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz hocam. Bu güzel deneyimleriniz, kendi bireysel başarılarınızı bizle paylaştığınız için. Ben soru ve katkılara geçmeden önce birkaç ekleme yapmak isterim. Benim Gaziantep'ten de çocukluk arkadaşım, buraya geldiğimde de ev arkadaşım, anevizmatik kanamadan vefat etti 27 Nisan 2014'te. O gün karar vermiştim beyin cerrahisine. O gün bugündür de kararımın arkasındayım ve iyi ki yazmışım. 10 kez daha TUS'a girsem 10 kez daha beyin cerrahisi yazarım. Yine Atatürk Eğitim Araştırma'da Kamil Hoca'nın öğrencisi olmak isterim. Sizin gibi hocaları dinledikçe ve gördükçe de
ne kadar doğru bir seçim yaptığımı her gün daha fazla anlıyorum. Sorulara ve katkılara geçeyim isterseniz. Turgut Özal Üniversitesi'nden Doktor Gökhan Gökçe. Sorum Sayın Profesör Doktor Savaş Ceylan Hocama. Ekran paylaşımını Savaş Hoca'ya söyleyebilir misin? Kapatabilir. Hocam. Hocam isterseniz ekran paylaşımını kapatalım. Stop share. Neyse sorun varsa. Oldu mu hocam? Evet. Savaş abi kapatacak ekran paylaşımı. Ben kapattım. Kapattınız. Bu ekranda şeyi görüyoruz ama sizin... Evet, stop share screen demeniz lazım Savaş hocam. Bir dakika. Ekran. Bir daha söylerseniz ya yapayım şimdi. Stop share screen. Ekran paylaşımını kapatalım. Tamam. Tamamdır. Sağ olun hocam. Soru ve katkılara geçeyim ben isterseniz. Turgut Özal Tıp Fakültesinden Doktor Gökhan Gökçe. Sorum Sayın Profesör Doktor Savaş Ceylan hocama. ÖSYM'nin son 10 yıl TUS istatistikleri incelendiğinde beyin ve sinir cerrahisi branşının tercih sıralamasında maalesef son 3 sırada olduğunu görürsünüz. Sadece bizim branş değil, tıbbın ana branşları, kadın doğum, dahiliye, genel cerrahi, çocuk hastalıkları da giderek dibe yerleşmiş durumda. Dermatoloji ve estetik cerrahi, radyoloji, PTR açık ara önde. Bu tehlikeli gidiş sizce nereye varacak? Sonuçları ne olacak? Çözüm nedir? Karar vericilerin uyanması için ne yapmalıyız demiş. Şimdi bu konuyla ilgili ben zaten dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ama eksik kalan yanlar var. Bir tanesi yani sorunları anlattık. Nasıl? Ama ekonomik sorunlar bence ciddi. Şimdi bence cerrahi branşların Sağlık Bakanlığı'nın talim uygulamalarıyla ücret artışını sağlanması lazım. Yani bu branşlarda çalışan asistanların diğer branşlara göre ücretlerini yükseltilmesi lazım. Diğer sorunları anlattık yani onunla ilgili. Ama ekonomik olarak güçlendirilmesi lazım. Türkiye'nin geleceği açısından da önemli. Yani burada ayrıntılara girmiyorum. Yani beyin cerrahisinin ameliyatlarının SUT'taki puan karşılıklarının çok düşük olduğunu göreceksiniz. Bu konuda tabii hepimizin derneğimiz dahil uğraşması gerekir. Bu tartışılacak konulardan bir tanesidir ama diğerlerini zaten tartıştık. Evet. Gökhan'a çok teşekkür ederim. O da Anadolu'da gerçekten bu fırtınayı estiren arkadaşlarımızdandır. Evet. Teşekkürler hocam. Diğer sorumuz Doktor Kübra Aslan, Kahramanmaraş Türk Kimam Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020 mezunuyum. Sorum Alaaddin Bayrak hocama. Yapılması gereken işlerin yapılması mobbing olarak değerlendirilemez dediniz. Bu işler neler? Sabah 6'da gelip 36 saat çalışarak bir beyin cerrahının etkili bir çalışma yapabileceğine İnanıyor musunuz demiş. Ben kısaca cevap vereyim. Sabah 6'da geliyoruz. Çünkü vizit öncesi yapmamız gereken işler var. Yani bir kere hastalar görülecek, pansumanlar yapılacak, orderlar girilecek. Asistan vizitimiz var. Sonrasında işte hoca viziti falan var. Yani erken gelmek zorundasınız. Yapılacak işler zaten belli. Yani hastayla ilgileniyorsunuz sonuçta. Benim mesaim 8 saat. İşte ben akşam 4'te çıkmam lazım. İşte benim memuriyet hakkım diyemezsiniz. Sonuçta bu meslekle beraber yaşıyorsunuz. 36 saat olayına gelince yani ameliyatlar uzun sürüyor. Bir de bizim kliniğimiz yoğun bir klinik. Yani çok sayıda vaka yapılıyor gün içerisinde. Yani akşamın 6'sında 7'sinde hala vakalar devam ediyorken hani zaten bırakıp gidemezsiniz. Ben en uzun bir 17 saatlik ameliyat hatırlıyorum. Yani şimdi 17 saatin içerisinde ben ameliyatın bu kısmını gördüm yeter deyip çıkamazsınız. Sonuçta bu bir eğitim. Sunumda da bahsetmiştim. Yani beyin cerrahisi 5 yılda bitmez ama maalesef 5 yılda sıkıştırılmış bir eğitim alıyoruz.
Yani bir şeyler öğrenmek için çabalamamız gerekiyor. Ben bu şekilde düşünüyorum yani. Teşekkür ederim cevabınız için. Fatih Tülyaki Bey, selam Savaş Hocam, söz verdiğim gibi buradayım demiş. Bizlerden de size selam Fatih Hocam. Hastanemizden Doktor Baran Kocaman, emeğinize sağlık hocam demiş. Bizler de teşekkür ederiz. Ali İhsan Öktem hocamız Adana'dan, ülkemizde tıp eğitimiyle ilgili son tablo ile ilgili bir link paylaşmış. İsteyenler oradan ulaşabilir. Abdurrahim Taşvan, 100. Yıl Üniversitesi Beyin Cerrahisi Kliniğinden. Hocam çok güzel sunum ve farklı bakış açısıyla bizi yine aydınlattınız. Beyin cerrahi sadece ameliyat değil, sosyokültürel olarak da kendisini iyi yetiştirmeli sizin gibi demiş. Teşekkür ederim demiş. Bizler de teşekkür ederiz hocam. Çağatay Önal hocamız. Sevgili Savaş Hocam, güzel ve kapsamlı olduğu kadar entelektüel dolgunluğu olan ve konuşmanızı büyük bir keyif ile dinledim. Çok sağ olun demiş. Rektörlük atamaları ile ilgili katkılarınıza ve görüşlerinize katıldığını belirtmiş ve iyi dileklerinde bulunmuş. Güzel konuşmanız için tekrar saygılarımı arz ederim hocam demiş. Bizler de saygılarımı sunuyoruz hocam. İnönü Üniversitesi Nöroşirurji Kliniğinden Çağatay Ünal hocamıza. Nükhet Özkavruk, hastanemiz patoloji ana bilim dalından. Tıp öğrencimize ve asistanımıza ilgi çekici sunumları için çok teşekkür ederim. Savaş hocamızın emek öyküsü ve entelektüel sunumu için çok teşekkürler. Gurur duydum doğrusu demiş. Teşekkürler hocam. Biz de teşekkürlerimizi iletelim. Adana'dan Ali İhsan Öktem hocamız. Savaş hocam çok güzel değerlendirmeler ve bilgilendirici bir konuşma. Bu konuşmaları asistan veya genç uzman arkadaşlarımızın daha fazla izlemesi gerekirken dinleyenlere baktığımızda bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Benim kendi kliniğimde de böyle. Ülkenin sorunları çok fazla. Tıp ve asistan eğitiminde de çok ciddi sorunlar var. Bunların hepsi ülkemizin demokratik, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel yapısı ve yönetimiyle birbiriyle ilintili bir durum. Bilim ve teknoloji olarak ilerlemiş olabiliriz ama bazı açılardan orta çağın karanlık düşünce sistemini aşamıyoruz. Şu an dünyada ilk 500'e giren üniversitemiz kalmadı. Bu nedenle yaşama sadece beyin cerrahi olarak değil, daha geniş açıyla bakmalıyız demiş. Soner Duru hocamız, sevgili Savaş abi, her zamanki gibi harika bir konuşma yapıyorsunuz. Vurgulayıcı, nöroendoskopi serüveni bir film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Bir konuda iddialı olabilmek için arkasında durmak ve inanmak gerekiyor. Siz de yolun başındayken ve sonrasında bu yolda benim için en önemli rehber oldunuz. Sevgiler ve saygılar tekrar. Siz de her zaman benim gibi bilinmeyene yöneldiniz. Bence en büyük tatmin bu demiş. Adil Yılmaz Bey, sayın hocam her zamanki gibi yine harika bir konuşmaydı. Çok teşekkürler, iyi ki varsınız demiş. Kliniğimiz asistanlarından artık taze uzmanla diyebileceğimiz Selim Bozdağ, Savaş hocam elinize, emeğinize ve ekibinize sağlık. Çok teşekkürler. Eralp arkadaşımızın da yolu bahtı açık olsun demiş. Ben de aynı şekilde Eralp yolun açık olsun. Ahmetcan Artan hocamız, merhaba hocam, sizi seven hastalarınız da soru sorabilir mi demiş. Okan Ersoy Bey, Savaş hocam bu hafta ameliyatını yaptığınız hastanızın eşi olarak teşekkürlerini iletmiş. Bunu isterseniz uzun uza diye aktarmayayım size. Aslı Aslan Eran'ım, bu güzel etkinlik ve aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Belki de en genç katılımcılardanım. 5. sınıf tıp öğrencisiyim ve beyin cerrahisi yolunda ilerlemek istiyorum. Dışarıda tüm söylenen olma ne yapacaksın bir kadın olarak zor sözlerine rağmen bu yolda ilerleyeceğim. Tekrar teşekkür ederim hocam demiş. Ben korkmamanızı ve yazmanızı tavsiye ederim size. Ege Üniversitesi'nden Doçent Doktor Erkin Özgür hocamız. Tüm güzel sunumlar için başta Savaş hocam olmak üzere çok teşekkür ederim. 2008 yılında iki kez ziyaret etmek imkanı tanımıştı hocam. İlkinde otelde, ikincisinde kliniklerinde bir odada kalmıştım.
Tezim 2005 yılında rahmetli Profesör Doktor Yusuf Erşah'ın danışmanlığında kadavrada sellaya endoskopik yaklaşım olmasına rağmen ilk endoskopik cerrahi ancak 2013'te yapabildik. Genç arkadaşlar sabırla çalışıp pes etmemeliler. Tüm İzmir Online ekibine ayrıca teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ederiz hocam. Bolu Avanti İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Fatıma Şerifenur Gezer. Sorum Savaş Ceylan hocama. Beyin cerrahisi uzmanlığı düşünen bir tıp fakültesi öğrencisi olarak öğrencilik hayatımız boyunca eğitimimizde nelere önem vermeliyiz? Hangi konularda bu genç yaşımızda kendimizi geliştirirsek bizim açımızdan daha yararlı olur ve bizi bir Türk genci olarak rakiplerimizden ayırır diye sormuş hocam. Şimdi öğrenciler bu konuda çok şanslı. Bence tıp eğitimi süresince nöroanatomiye çok değer versinler. Müthiş kadavra diseksiyonları var. Yani hem ulusal düzeyde hem de yurt dışında çok kolay ulaşabilecekleri çalışmalar. Onlarla başlasınlar işe. Çünkü bizim işimizin temeli hakikaten anatomidir. İyi bir nöroanatomi bilgisinin üzerinde beyin cerrahisinin çok iyi gelişeceğini düşünüyoruz. Ve bu konuda çok şanslılar. Bu ve nörofizyoloji. Nörofizyoloji ilgiyi artıracaktır. İlgiyi. Nöroanatomi de cerrahi sevgisini artıracaktır. Eğer bilim açısından da ilgilenmek istiyorlarsa moleküller, genetik çalışmalara katılsınlar. Eğer bu üçünü birden gerçekleştirebilirlerse üzerine ekleyecekleri klinik nöroşirurji ihtisası onları çok ileriye taşıyacaktır. Evet. Teşekkürler hocam güzel cevabınız için. Lise 10 sınıf öğrencisi Doğa Dönmez Hanım. Beyin cerrahı olmak istiyorum. Sunum için Savaş Hocam ve diğer hocalarıma çok teşekkür ederim. Doğa Dönmez diye eklemiş. Sanırım soru ve katkılar bitti. Ben başka soru ve katkı görmüyorum. Konuşmayı, sunumu bitirmeden önce hocam Hasan Kamil hocama sözü vermek istiyorum. Buyurun hocam. Savaş abiye çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir sunum yaptı. Entelektüel seviyesi çok yüksek olan. Bir de bu mükemmeliyet merkezlerinin önemini vurguladığı için ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiği için ayrıca teşekkür ediyorum kendisine. Güzel bir sunum oldu. Bence biraz daha devam edebiliriz. Çok hoşuma gitti benim. Hocalarımızdan bu konuda yorum yapmak isteyen olursa Nezih abiyi görüyorum mesela. Nezih Oktar hocama, İhsan Anık hocama, Soner Duru. Söylemek istediği şeyler varsa buraya kadar şey yaptılar. Beklesinler. Konuşma yapmak isterlerse. Nezih hocamın mesela sesini açarsan. Değil mi hocam? Yorumlarını ve nöroşirurji branşının daha tanıtımına katkıda bulunmak için neler yapabileceğimizi, fikirlerini, önerilerini de almak isteriz, dinlemek isteriz. Şey, hepiniz izlediniz. Ya bir ömrün vakfedilişini ve özeti Savaş'ın anlattıkları hakikaten çok iyi durumu anlattı. Çok iyi bir örnek bu işe girmeyi düşünenler için. Doğa diye bir arkadaşımız var orada bizi izliyor. Ona da yazdım. İşte biz böyle çok yetenekli, zeki bir topluluğuz. Yani buraya kim dahil olursa ufku genişler. Kendini öyle bir yerde bulur ki, o kadar zengin bir yerde bulur ki ya hiç ayrılmak istemez. Öyle bir topluluğuz biz. Gerçekten Savaş çok çok güzel. Çok güzel toparladı. Hatta bugüne kadar geldi. Yani birkaç gündür yaşadıklarımız. Daha en çok beğendiğim de işte bu medya yolu. Yani medya yoluyla bu post-truth'la nasıl mücadele etmemiz gerektiğini de söyledi. Yani hep elimizden geldiği kadar bu onların değil bütün dünyanın artık medya, bu sosyal medya gruplarını her platformda kullanmalıyız bilim adına. Ufak ufak şeyler hazırlamalıyız. Bunun bir şeyini yapmamız lazım. Çünkü elden gidiyor her şey yavaş yavaş. Eğer bilimin ağırlığı bir bakıma da Covid'e şükreder hale geldik. Yani iyi ki bu Covid oldu da bilim ön plana çıktı diye düşünüyoruz ama bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Ufak tefek de olsa
Savaş'ın o önerisine katılıyorum ben de. Onun yaptığı zaten müthiş bir örnek. Bize de gelmişti, bize de bir sunum yapmıştı. Daha başındaydı bu işlerin. O dedi ki, öyle bir şey anlatmıştı. Yani ben ne yapabilirim? İmkanlarım kısıtlı. Nasıl yapabilirim? Bu hipofize eğilmesinin esas temellerden birisi işte bu Anadolu vurgusu. Büyük bir potansiyel var. Onu nereye harcamam gerekir? Ve hipofize harcamış ve hakikaten dibine kadar inmiş bu işin. Çok güzel bir örnek. Yani yaşanan ve başarıya ulaşmış bir örnek. Hepimizin gururlandığı bir örnek oldu. Çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Teşekkür ederiz hocam. İhsan Anık hocamıza bir şey söyleyebilir miyiz? Hemen hocam. Galiba olmadı. Tekrar hocam. İhsan, değil hocam. Şeyde görebilirsin. dreianik@yahoo.com yazıyor. Evet. Hazır hocam. Bu güzel toplantı için öncelikle teşekkür ederim hocalarım sizlere. Savaş hocama da çok güzel sunumundan dolayı teşekkür ederim. Ben asistanlığımı başladığım gün deprem oldu. Ben 16 Ağustos 1999'da başladım. O akşam deprem oldu. Ve ondan sonra bizlere birçok biliyorsunuz sınav hakkı da tanındı. Ben hiçbir sınava girmedim. Burada yani insanın hani böyle bir içinde bir his olur. Burada kalmam gerektiğini düşündüm. Bize verilen o sınava girmedim. Ki o sınavda büyük çok fazla kadrolar açıldı. Hani büyük bir şansınız da vardı girmek için. Ben gitmedim. 21 yıl 99, 22 yıl oldu Savaş Hocam'la beraber çalışıyoruz. Tabii ben şanslıyım. Ne açıdan şanslıyım? Savaş Hoca olduğu için. Bu çok önemli bir şey. Hocanızın rehberlik yapması, bir mentorunuzun olması bence en önemli noktalardan biri. Yani bu beyin cerrahisi olabilir, başka bir bölüm olabilir, fark etmez. Beraber çalıştığınız, eğitim aldığınız, size mentorluk yapan insanın esas bence kararlarınızı değiştirmenize sebep oluyor. Çok iyi bir bölüm dediğiniz bir dermatoloji, radyoloji ya da benzer bir bölümde çok mutlu olmayabilirsiniz. Orada çalıştığınız ortam çok iyi olmayabilir. Ya da ne bileyim istediğiniz şeyi bulamazsınız. Bunun beyin cerrahisiyle ya da başka bir bölümle ilgisi yok. Bence çalıştığınız ortamla ilgili, buradaki heyecanla ilgili. Dediğim gibi ben şanslı bir insanım, öyle kabul ediyorum. Burak da öyle düşünüyordur. Beraber çalışıyoruz yani uzun yıllardır. Yani çok küçük yaşta başlamışız gibi artık düşünüyorum. Üzerinden 21 yıl geçti. Ve bana tekrar sorsalar, neyi seçersiniz diye, ben yine beyin cerrahisi ve Kocaeli Üniversitesi beyin cerrahisini seçerim. Cevabını çok rahatlıkla verebilirim. Savaş Hocam'ın da sunumlarını anlatmak istediği bize sürekli söyler. Aslında biz bu konuyu çok tartışırız. Yani beyin cerrahisini zor bir bölüm gibi göstermemek lazım. Şundan emin olun, bence pediatri, kardiyoloji gibi bölümler beyin cerrahisinden daha zor bölümler. Yani nöbet tempolarından tutun da vesaire. Tabii ki çömezlik dönemlerinizde yoruluyorsunuz. Benim ayaklarım şişip de pantolonumu giyemediğim dönemler de oldu asistanlıkların döneminde. Ama bu sevmekle ilgili bir şey. Sevdiğiniz zaman en zor şey size kolay gelir. En basit şey ama en kolay dediğiniz bir şey sevmediğinizde size çok zor gelir. Sevdirebilmeleri lazım. Yani çalıştığınız yerdeki hocanız, mentorla, ben Soner abiyle de çalıştım. Onu da tanıma şansım oldu. Ben çok mutluyum burada olmaktan dolayı. O yüzden tekrar söylüyorum, bölümün zorluğu vesairesinden ziyade beraber çalıştığınız ekibin uyumu bence daha önemli bir noktada. Yıllardır beraberiz. İnşallah Allah uzun ömür verir. Yıllarda tekrar beraber çalışma şansımız olur. Herkese teşekkür ederim. Savaş Hocam'a başta olmak üzere. Soner Hoca'nın sesini açarsan bize Amerika'da durum nasıl? Hemen hocam. Beyin cerrahisine olan ilgi, alaka, sevgi Türkiye'den fazla mı, az mı? Soner Duru Hocam'a. Tamamdır hocam.
Ve orada nasıl yapılıyor o tanıtım işleri? O konuda fikir alabiliriz. Peki önce öncelikle sunumlara çok teşekkür ederim Savaş abiye. Peki Savaş abi kısmını sonraya bırakayım o zaman. Amerika'daki beyin cerrahisiyle ilgili soru sordun Hasan Hocam. Şöyle tıp fakültesi eğitimi Ivy League dedikleri Savaş abinin 4 yıl öncelikle biyoloji üzerine eğitim, yani biyolojik bilimler. Ondan sonra 4 yıl eğer devam etmek istiyorsa ve tıp seçmek istiyorsa 4 yıl tıbbi bilimler, 4 artı 4 8 etti. Evet 5 yıl beyin cerrahisi etti 13. Eğer beyin cerrahisinde fellowluk 2 sene ya da araştırmacılık 15 sene sonra, yani liseden sonra 15 sene sonra beyin cerrahisi uzmanı olarak olabilir. Durum bu. Orada da benzer aslında, benzer asistanlık şartları oldukça yoğun. Ama bu işi istemekle ilgili, yani zorluk relatif bir kavram. Yani neye göre zor? Eğer istiyorsanız hiçbir şey hayatınızda zor değildir. Bana göre, benim kanaatime göre. Bu kadar söyleyeyim. Ben Savaş abiye bir parantez açmak istiyorum. İhsan dedi 20 küsür yıldır. Savaş abi de bizim 88-89 sanırım. Savaş abinin boşalttığı kadroya Trabzon'da ben geldim önce. Sonra Savaş abi bir mecburi hizmet sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne geldi. Ve o yıldan itibaren işte ben asistan, Savaş abi önce uzman, Trabzon'dan bahsediyorum. Fadıl Hoca bölüm başkanı. Her şey ilginç gidiyordu. Ben de biraz zor bir adamım veya kolay bir adamım. Ama frekanslar Savaş abi geldikten sonra çok uyuştu Savaş abiyle. Savaş abi de zor ve kolay insandır. Hem zor hem kolay. Herkes için belki öyledir. İstifalardan bahsedildi. Çok kısa geçeyim. Yoksa neresinden başlayayım? Çok kısa geçiyorum. Yoksa belki kitap olacak. Belki ileride kitap yazabilirim bu anılarla ilgili. Dördüncü yılıma girmiştim. Ben istifa ettim asistanlıktan. İstifamı sözlü olarak söyledim. Yazılı değil. Bilinen iyi bir hocaya, ismini söylemeyeceğim. Ama Savaş abi ne yapıyorsun dedi. Yani ben de bir zamanlar istifa etmek istiyordum. Ama ben bile edemedim bu kadar zor şartlarda. Bir sürü özel problemi sen ne yaptın Soner? Ben de bir gün boyunca hiçbir şey yapmadan durdum asistanlığım döneminde. Herkes ameliyatta. Neyse geçelim bunu. Daha sonra devam ettim. Trabzon'da asistanlığa devam ettim. Tam uzmanlık sınavıma sanırım 15-20 gün var. Savaş abi bir gün çağırdı beni. Dedi Soner benimle çalışmak ister misin dedi. Bana dedi ne resim olacağını hiç söylemiyorum dedi. Benim için dedim hiçbir önemi yok. Ben sizinle her yere gelirim dedi. Savaş abi benim için rol modeldi. Özet. Önce bir nokta. Yani Türkiye'deki rol modelim Savaş abiydi. Lisedeyken falan ya moleküler biyoloji genetik seçecektim ya da klinik tıp seçeceksem sadece beyin cerrahisi ve sadece çocuk beyin cerrahisi seçecektim. Eğer hani bir şeyse bir hedef, ben böyle hedefleri seven birisiyim. Liseden böyleydi. Böyle düşünmüştüm. Savaş abiyle oradan itibaren yola çıktık. Savaş abi ben uzmanlığımı aldım. Savaş abi ben ve bir yardımcı da yine arkadaşımız benden bir sene kıdemli Konur Alp İlbay birlikte Kocaeli'ne geldik. Kocaeli Üniversitesi böyle kuruldu. 95'te evet ben ilk yardım doçent kadrosuyla başladıydım sanırım. Yes, evet. Çok hızlı geçeyim artık. Sonra Savaş abi bana yani o zamanlar Savaş abi doçent ve profesör olmak üzere ben yardım doçentim. Bütün pediatrik nöroşirurji vakalarını bana gönderirdi. Kendisi anabilim dalı başkanı olmasına rağmen. Bu çok önemlidir. Ama kendinize özgüven kazanmanız açısından Savaş abi bana yolu göstermiştir. Tabii ki bir potansiyeliniz olacak ama ondan sonra da demiştir Soner nereye gitmek istiyorsan hangi şey yap ve eğitimine devam et. Ve ondan sonra benim yurt dışındaki rehberim de Harold Ricketts'tir. Yani Türkiye'de her zaman Savaş abi, onu her zaman demişimdir Savaş abi de bilir. Şeyi de yapayım sonuçlandırayım yoksa yani kitap olur anılarımız. Endoskopi anılarına Savaş abi bir şey yapmıştı, şeyi hatırladım. 97'de evet
Harold Rickett'in yanında Barov Nöroloji Enstitüsü'nden geldim. 97'li sanırım Savaş abi. İlk third ventriklostomiyi yaptık. Ve ilk vakamız ürologların kullandığı sistoskoplaydı 97'de. Erişkin bir hasta da akuadal stenozuydu, bir öğretmen hasta idi. Çok iyi hatırlıyorum. Aralıklı baş ağrısı vardı. Ve oldukça da iyi sonuç aldıydı. Sonra topladık. Sonra dedi ki ya niye kistik tümöre girmeyelim? Neden apsiye girmeyelim? Böyle 5-6 vakayı topladık. 98 yılıydı sanırım Türk Nöroloji Derneği toplantısında genel kongrede sunum yapıyoruz. Benim sunumumdan ben sunum yapacağım. 99'da da ilk doçentlik sınavına gireceğim bu arada, deprem sonrası girdik gerçi ama. Benim sunumumdan bir önceki sunumda yine çok ünlü bir hoca, Allah rahmet eylesin, bir sunum yaptı. Ventriküler anatomiyle ilgili bir kadavra sunumu yaptı. Belki Savaş abi hatırlar. Intraventriküler anatomiyi. Bir sonraki sunum benimdi. Bu sefer biz klinik olarak ventrikül içine girmişiz. Endoskopla birlikte işte bir vaka atıyorum 4-5 vaka endoskopik 4-2-3 vaka kistik apse, kistik tümör. Bu şekilde bir vaka şeyisi ve video ile sunuyoruz. Bitti benim konuşmam. Sözlü sunumdu. Ve bu ilk sunumu benden önceki sunumu yapan ünlü bir hocamız dedi ki nasıl cesaret ediyorsunuz buna? Nasıl işte apsenin içine giriyorsunuz, çok tehlikeli. Dedim görmeden apsenin içine giriyor, ben görerek giriyorum falan gibi. Biraz da ben yüksek profil çiziyordum. Bunun cezalarını akademik doçentlik yükseltmelerde çok gördüm. Savaş abi hikayeleri bilir ama ısrar ettiydim. Ben dedim şu lafı da ettim cevap olarak. Amerika'yı herkes yeniden keşfetmemeli. Yani keşfedilen bir şey üzerinden gitmeli. Bu cevap tabii kötü oldu benim doçentlik sınavımda. Noktayı koydum. Teşekkür ederim tekrar. Yoksa sonu bitmez. Teşekkürler. Şimdi bu toplantının tabii temel hedef kitlesi bizlerden çok öğrenciler, tıp fakültesi öğrencileri, 5. sınıf, 6. sınıf öğrencileri olduğu için ben Ramazan müsaadenle öğrencilerden Eralp'e bir kez daha söz verelim. Nasıl bulunduğu üniversitede durum? Tabii kendisi yüksek kalibreli Savaş Hoca gibi bir hocayla çalışıyor. Yani Beyin Cerrahisi Nurperi Hoca'yla. Orada ilgi nasıl ve arkadaşlarının bakışı nasıl? Sizin öğrenci grubunda durum nedir? Eralp. Teşekkür ederim Kamil abi. Öncelikle hocalarıma teşekkür ediyorum sunum için. Benim kendi okulumda arkadaşlarımın tutumu açıkçası beyin cerrahisi bütün tıp fakültesi öğrencileri tarafından çok böyle ilgi çekici ve karmaşık bir yapı olarak, bir branş olarak görülüyor. Herkes seçmeyi, yazmayı düşünüyor. Ama iş yükünden dolayı işte gerek asistanlık süresi ve asistanlık dönemindeki nöbetlerden dolayı da insanların her zaman bir endişesi bulunuyor. Bizim hastanede de ben henüz 4. sınıf olduğum için beyin cerrahi stajım 5. sınıfta olacak. Ancak kadın doğum stajındayken ara ara beyin cerrahi ameliyatlarına girdim. Ve güzel, ondan sonra keyifli, skopiyle yapılan ameliyatlara girmiştim işte. Ondan sonra spondilolistezis ameliyatlarına girmiştim. Keyifliydi, ilgi çekiciydi, hoşuma gitmişti. Ben zaten gerek babamın çalışma ortamından dolayı da hani o ortamı çok gören bir insan olarak çocukluktan beri istiyorum bunu. Umarım başarıyla Savaş Hocam gibi ya da diğer hocalarım gibi bu basamakları teker teker çıkarım. Sağ olasın. Merve var. Bizim kliniğe oldukça fazla katılan, gelen Zonguldak'tan, Bülent Ecevit Üniversitesi'nden. Merve müsaitsen sen de birkaç cümle söyler misin? Sesini açalım. Geliyor mu şu an sesim? Evet. Hocam yani çok da hazırlıklı değildim ben de. Sunum çok güzeldi. Benim için çok verimliydi. Teşekkür ederim. Ben 4. sınıf öğrencisiyim. Ben 3. sınıfın yaz tatilinde Katip Çelebi Üniversitesi hani kabul ettiler sağ olsunlar. Ben de bir tık geriden geliyorum. 4-5 sene geriden geliyorum. Aslında hani çoktan mezun olmam gerekiyordu. Kliniktekiler çok destek oldular bana.
ne kadar hani geriden gelsem de aslında hani bunun bir yarış olmadığını, hani istediğim zaman başarabileceğimi, hani kadın olsam da hani hiçbir şekilde bunun bir zorluk çıkarmayacağını, hani Alaaddin abi başta olmak üzere, hani o da çünkü sene kaybıyla hani çok arkamda durmuştu o süreçte, sağ olsun. Kendi kliniğimde de ben hani hocalarıma hani teşekkür değil, minnet borçluyum. Arkamda durdular, ciddiye aldılar. Üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta ben beyin cerrahisi istiyorum diye gittiğiniz zaman çoğu zaman ciddiye alınmıyorsunuz. Daha diğer branşları gör, diğer stajları gör diyen hocalar çok fazla oluyor ama hiç benim karşıma böyle bir şey çıkmadı. Herkes arkamda durdu. Ciddiye alınmayı çok fazla bekliyoruz dördüncü sınıfta, beşinci sınıfta. Hele ki majör bir cerrahi istiyorsak, beyin cerrahisi, kalp damar cerrahisi gibi hani bölümlerde gerçekten bir mentora ihtiyacımız oluyor. Hani Kamil Hoca sağ olsun, oradaki asistan abilerim olsun falan, hani senin abla ayrıca. Destek oldular bana. Ben destekleri için ayrıca teşekkür ederim. Webinarları falan takip etmeye çalışıyorum. Segment olarak hani üstte kalsa da en azından vizyon kattığına inanıyorum ben. Böyle daha benim segmentim olanlara da falan ekstra katkısı olduğunu düşünüyorum bana. Teşekkür ederim her şey için. Desteğiniz için özellikle. Biz teşekkür ederiz. Bizim röportajları yapan Baran Kocaman burada mı acaba? O da Katip Çelebi 4. sınıf öğrencisi. Baran Kocaman. Ayrıldı mı yoksa? Yok hocam. Yok herhalde. Tamam. Herhalde bitirebiliriz. Savaş abi, son eklemek istediğin bir şey var mı? Öğrencilerin bu konusunda. Çok teşekkür ederim. Çok verimli bir toplantı oldu. Önce senin şahsında bütün ekibi kutlarım. Başlangıç günlerini hatırlıyorum. Hayallerin ötesine geçildi. İzmir Online yüzü devirdi ve Türk nöroşirisine ulusal ve uluslararası düzeyde çok büyük katkı sağlıyor. Onun için tebrik ederim. Genç arkadaşlarımın hepsine katılımları için teşekkür ederim. Nezih Hoca'nın çok güzel bir sözünü burada tekrarlayarak bitireyim. Bu camia çok ilginç, entelektüel kapasitesi çok yüksek bir camiadır. Giren arkadaşlarımız pişman olmazlar. Çok değerli bir ortamda kendilerini geliştirme fırsatı da bulurlar. Onun için tüm katılımcılara, başta Katip Çelebi ekibine, Kamil Hocama, Selim, bütün genç arkadaşlara çok teşekkür ederim. Katılımcılara, dinleyicilere. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Evet, sağ olun. Teşekkürler. Hoşçakalın herkese. İyi akşamlar. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Gökcan Hocam. Atacan, kapatabiliriz. Görüşürüz hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olasın.